Başarılı sunumların önündeki engellere ilişkin çok sayıda yanlış inanış ve varsayımlar bulunuyor. Bunların başlıca olan alanlarını açıklamaya çalışacağız. Konuşmacı doğulur olunmaz diye bir inanış var. Sunum konusunda uzman olarak nitelendirilen ve konuşması büyük bir beğeniyle dinlenen konuşmacıların konuşmaları sırasında hiçbir zorluk çekmedikleri izlenimi ediniliyor. Ancak bu konuşmacının doğuştan sahip olduğu niteliklerle ilgili değildir konusuna ilişkin çok hazırlıklı olması, prova yapmış olması, deneyim kazanmış olmasıyla yakından ilgilidir. Bu sebeple bir insanın iyi bir konuşmacı olması demek doğuştan gelen bir yetenek değil sonradan edinilebilecek özellikle becerilerinizi geliştirme alanında yaptığınız çalışmalar sunum yapacağınız alanla ilgili yaptığınız hazırlıklar provalar ve topluluk içerisinde birkaç konuşma deneyimi ile birlikte çok iyi konuşmacı olunabileceğini söylemek istiyoruz bu sebeple bu inancımız varsa tamamen kafamızdan silip atmamız gerekiyor bir ikincisi de başka konuşmacıları örnek almak inancı var. Etkili konuşmacı olarak nitelendirilen konuşmacıların konuşmalarında kullandıkları tarz, yöntem ve uygulamaları taklit etmek bir başka kişi için yarar sağlamayacaktır. Sunumlarda kişinin konu hakkındaki uzmanlığından, konuya ilişkin deneyimlerine, kişilik özelliklerine kadar çok sayıda değişken sunumun başarısını etkilemektedir. Her konuşmacı farklı bir konuda konuşma yaptığı ve farklı bir sunum türü benimsediği için aynı biçimi kullanarak aynı şekilde bir sunum yapılması da mümkün olmayacaktır. Yani bir başkasının duruşunu, beden dilini kullanımını, özgüvenini gözlemleyebilirsiniz ama bunu birebir kendinizde kopyalayıp o insanın davranışlarıyla sunum yeteneğini geliştirmeniz ve bu şekilde iyi bir sunumcu olmanız söz konusu olamayacaktır başkasını taklit etmek gerçekten hem zorlayıcı hem de ezbere davranış biçimini ortaya koyduğundan sizin kişisel becerilerinizi yansıtmayacak ve olumlu etki de yaratmayacaktır. Bu sebeple olabildiğince kendiniz olmaya çalışın. Bir diğeri de sahne korkusunun üstesinden gelinmez inancı var. Etkili sunum yapabilmeyi engelleyen inanışlardır. Sahne korkusunun başarılı bir konuşma için büyük bir engel teşkil ettiği, bu konunun tamamen kişilikle ilgili olduğu, bu nedenle aşılamayacağı konusundaki varsayım kesinlikle yanlıştır. Sunum için gerekli hazırlığın ve provanın yapılması ile üstesinden kolaylıkla da gelinmesi mümkündür. Biraz önce saymış olduğumuz engel teşkil eden durumların dışında sunumun başarısı ya da başarısızlığını belirleyen çeşitli unsurlar da söz konusu olabiliyor. Konuşmacının konuşma ile ilgili yanlış inanışlara sahip olmasının yanı sıra konuşma ile ilgili yetersiz hazırlık yapması ve prova yapmaması, aynı zamanda sunumun türüne uygun olmayan yöntemler kullanması, sunumun başarısı için engel oluşturabilmekte. Kötü konuşmaların ortak özellikleri arasında bir durumun olmaması ve dinleyiciler için öğrenmeye ilişkin bir katkı sağlamaması da sayılabilir. Konuşmacı sunumunda aktardığı konuyla ilgili çok sayıda yöntem kullanmış olsa da temel olarak amacını ve ilerleme planını belirlemediği için Sunum karmaşık bir sıra izleyecektir. Bu nedenle de dinleyiciler tarafından algılanması güçleşecektir. Aynı zamanda konuşmayı yapan kişi sunum boyunca belirli açıklamalar yapmakta, olguları tartışmakta, önemli noktalara dikkat çekmekte ancak bu aktarımlar sonucunda bir öğrenme gerçekleştiremeyebilir. Kötü konuşmaların bir diğer özelliği de konuşmacının dinleyicilerle arasına duvar örmesinden kaynaklanmaktadır. Bu sebeple öncelikle dinleyicilerle iyi bir iletişim kurmanız gerekiyor. Sahneye çıktığınız ya da sunumu vereceğiniz alana geldiğiniz anda ilk yapacağınız şey dinleyicilerle tanışmak ve esprili dillerle bir iletişim bağı oluşturmaktır. Göz teması da bunların en başında gelmektedir.